Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere neredeyse hasat büyüklüğüne gelmiş olan cevizlerimizin altına düşen birkaç adet numuneyi tartmak istiyorum. Evet, birinci numunemiz şöyle görüldüğü gibi yaklaşık 30 gram arkadaşlar. İkinci numunemiz otuz iki buçuk, 33 gram civarında. Evet, üçüncü numunemiz 39 gram. Dördüncü numunemiz 39 gram. Ve son olarak bu numunemiz 32 gram geldi arkadaşlar. 32-33 gram gibi arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar, bakınız. Ceviz. Artık olgunlaşmış. İçini doldurmuş. İç doldurmasında bir sıkıntı yok. Buna rağmen işte hasatına bir ay kala gibi bir süre zarfında düşebiliyorlar. Biz yere düşmüş olan bu numuneleri alıp bu şekilde kontrollerini yapıyoruz. Evet. Şimdi kırmaya çalışıyorum ama biraz zor olacak. Kabuklarını biraz açtırıp iyice iç görüntüsünü görmek istiyorum. Sert. Dış kabuk sertleşmiş. Normalde kuruyunca bütün çıkıyor fakat bu şekilde parçalı bir yapısı var. Evet, artık bunlar süt cevizi olarak yenmeye hazır arkadaşlar. Şimdi bu kadar uğraşmışken bakalım yaklaşık 40 gram gelen bu cevizimizin yaş ağırlığı ne kadar gelecek? Onu da bir kontrol edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Cevizimizi çıkardık. Şu an terazimizi de bir sıfırlayalım. Başlatalım tekrar. Görüldüğü gibi bir parçamız diğer kırılan parçaları da yanlarına koyuyoruz arkadaşlar. Evet. 7.60 gram geldi arkadaşlar. 40 gram yeşil kabuklu bir cevizden 7.63 gram yaş olarak bir ağırlık geldi. Şöyle dışarıdan bir muayene ediyoruz. Evet. Cevizlerimiz potasyumlarını almışlar.
Şöyle gösterelim. Bakınız. Köşelerde hiçbir boşluk yok. Son derece güzel. Evet. Diğer parçayı da yakından gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar. Böylelikle hasadını ekimin başı, ekimin beşi gibi yapmayı planlamış olduğumuz cevizlerimizin son bir testini de gerçekleştirmiş olduk. Gerçi biz bunları test etmek için koparmadık. Ağaçların altına düşen meyvelerden aldık. O sebeple fikir vermesi açısından da bu videoyu çektik. Cevizlerimiz artık yeşil süt olarak yenebilecek ebatlara, boyutlara, iç dolgunluğa gelmişler. Uyguladığımız programın, ilaçlama ve gübreleme programının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sonucunda elimizde 5 adet numunemiz var. Bunlar bir şekilde doğal yollardan yerlere düşmüşler. Fakat bakın, hiçbir tanesinde kurtlu ibaresi yok. Yani 5 numune tabii ki çok büyük bir numune değil ama yani yaklaşık olarak bu 5 numune üzerinden kurtlu olan ceviz oranının %0 gibi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.